Efendiler, bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra zannederim Ali Galip tarafından yapılan teşebbüsün padişahın ve Ferit Paşa hükümetinin ortak bir teşebbüsü olduğuna şüphe ve tereddüt edenler kalmaz. Bu hainliğin ortak elebaşlarına karşı nasıl bir durum almak gerektiği bellidir. Ancak buna karşı yapılacak teşebbüste elden geldiğince açıktan açığa hareket etmekten vazgeçmek ve o günün gereğinden olmakla birlikte teşebbüs gücünü çeşitli hedeflere yöneltmekten sakınarak bir noktada toplamak ihtiyatlı bir davranış olurdu. Biz de hücuma hedef olarak yalnız Ferit Paşa kabinesini tespit ettik. Ve bu Ferit Paşa kabinesinin padişahı olaylardan haberdar etmeyip aldatmakta olduğu tezini tuttuk. Padişah durumu öğrenecek olursa kendisini aldatanlara müstahak oldukları işlemi uygulayacağına güvenimiz olduğunu ileri sürdük. Hükümetin ortaya çıkmış olan cinayeti üzerine kendisine güven duyulmaması tabii olduğundan, gerçeklerin yalnız ve ancak doğrudan doğruya padişaha arz edilmesiyle durumun düzeltilebileceğini teşebbüslerimiz için hareket noktası olarak kabul ettik. Bu düşünceyle Eylül'ün 11. günü padişaha çekilmek üzere telgraf hazırlandı. Bu telgrafta tahmin buyuracağınız üzere zamanın gereği olan birçok basma kalıp sözler içinde hükümetin silah zoruyla kongreyi basma yoluna giderek Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebep olacağı, Kürdistan'ı ayaklandırmak suretiyle vatanı parçalatmak planını para karşılığında yüklenmiş olduklarının belgelerle açığa çıktığı, hükümetin bu işlerde alet olarak kullandığı adamların perişan edilerek kaçmaya mecbur edildiği, yakalandıkları takdirde kanunun pençesine teslim edilecekleri, bu cinayetleri hazırlayan, dahiliye ve harbiye nazırları vasıtasıyla da emredip uygulatan İstanbul hükümetine milletin güveninin kalmamış olduğu bildirildikten sonra, namuslu kimselerin oluşturduğu yeni bir hükümetin kurulması, bu casus şebekesi hakkında süratle kanuni soruşturma yapılarak suçluların cezalandırılması isteniyor, adil bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul hükümetiyle hiçbir haberleşme ve ilişkide bulunmamaya karar vermiş olan milletten ordunun ayrılamayacağını, olayın iç yüzünü bilen ve o çevrede bulunan biz kolordu komutanları arza mecbur olduk deniyordu. İşte bu telgraf suretinin bütün kolordularca İstanbul'a çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. 11 Eylül günü telgraf başında kolordu komutanlarına şu talimatı verdim. Şimdi bir suret vereceğiz. Bu suretin 3. 15. 20. 13 ve 12. kolordu komutanlarının ortak imzalarıyla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra diğer komutanlarla aynı zamanda çekmek için bekleyiniz. Suret, sadrazamlık yüksek katına. Şimdi doğrudan doğruya kutsal başkomutanımız, şanlı halifemiz efendimize önemli bir arzda bulunmak mecburiyetindeyiz. Engellenmemesini rica eder, aksi takdirde bundan doğacak ağır sonuçların sorumluluğunun yalnızca yüksek şahsınıza ait olacağını arz ederiz. 12. kolordu, 13. kolordu, 20. kolordu, 15. kolordu, 3. kolordu. Yapılacak önemli maruzat, yukarıda arz etmiş olduğum üzere padişaha çekilen telgrafta yazılanlardan ibaretti. Eylül'ün 11. günü ve özellikle 12-13 gecesi her tarafta kolordu komutanları telgraf merkezlerine gelerek kararlaştırıldığı şekilde İstanbul'la haberleşmeye çalışıyorlardı. Fakat sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi. Cevap vermiyordu. Biz de telgraf başında sadrazamın telgrafları alıp cevap vermesi için baskıda bulunuyorduk. İstanbul merkezindeki telgraf memurlarıyla yapılan uzun çekişmelerden sonra bir telgraf memuru şu bilgiyi verdi. Sadrazam Paşa'ya yazılanlar telefonla söylendi. Alınan cevapta telgraf metni Sadrazam Paşa Hazretlerine arz olundu, bildirecekleri maruzatları usulünce telgrafla arz olunmalıdır. Gelen telgraflar da usulüne uygun olarak padişaha takdim edilir buyurduklarını müdür bey söylüyor efendim. Bunun üzerine gece yarısından sonra saat 4'te Sivas telgrafhanesine çekilmek üzere
şu telgraf gönderildi. 11-12-9-1919 Sadrazam Ferit Paşa'ya. Vatan ve milletin haklarını ve kutsal varlıklarını ayak altına alarak, padişah hazretlerinin yüce padişahlık şeref ve haysiyetlerini çiğneyerek gafilce bir takım hareket ve teşebbüslerde bulunduğunuz ortaya çıkmıştır. Milletin padişahımızdan başka hiçbirinize güveni kalmamıştır. Bu sebeple durum ve dileklerini ancak padişah hazretlerine arz etmek zorundadır. Hükümetiniz meşru olmayan hareketlerinin ağır sonuçlarından korkarak milletle padişah arasına artık engel çekiyor. Bu konudaki direnmeniz daha bir saat sürerse millet kendisini her türlü hareket ve faaliyetlerinde serbest saymakta haklı bulacaktır. Ve bütün vatanın meşru olmayan hükümetinizle kesin olarak ilgi ve bağlantısını kesecektir. Bu son uyarımızdır. Bundan sonra milletin tutacağı yol, burada bulunan yabancı subaylar vasıtasıyla İtilaf Devletleri temsilcilerine de ayrıntılı olarak bildirilecektir. Genel Kongre Heyeti. Sivas Telgraf Müdürlüğü'ne de aynı zamanda telefonla şu emir verildi. Kongremizden seçilen bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgrafımızın doğrudan doğruya Mabeyn-i Humayun'a çekilmesine İstanbulca engel olunduğu bildiriliyor. Bir saat içinde telgrafın çekilmesine izin verilmediği takdirde İstanbul'la bütün Anadolu telgraf haberleşmelerini kesmeye mecbur olacağımızı üstünüze bildiririz. Genel Kongre Heyeti. Kolordu komutanlarına da aşağıdaki genel duyuru yapıldı. Sivas 11-12-9-1919 20. Kolordu Komutanlığı'na, 15. Kolordu Komutanlığı'na, 13. Kolordu Komutanlığı'na, 3. Kolordu Komutanlığı'na. Kongrenin padişahlık yüce katına olan maruzatına İstanbul'da Telgraf Başmüdürlüğü'nce engel olunmuştur. Bir saatlik bir sürede saraya yol verilmezse bütün Anadolu'nun İstanbul'a haberleşmesinin kestirileceği cevap olarak adı geçen müdürlüğe bildirilmiştir. Kongrenin bu meşru isteğine olumlu cevap alınmadığı takdirde tebliğ anından başlayarak Ankara, Kastamonu, Diyarbakır telgraf merkezleriyle Sinop'taki telgraf haberleşmelerinin durdurulması, yani kongreyle ilgili haber ve bildiriler dışında hiçbir telgrafın İstanbul'a geçirilmemesi ve İstanbul'dan da kabul edilmemesi. Batı Anadolu ile haberleşmemize engel olmayacaksa, Geyve Boğazı yönündeki hattın da tutulması veya geçici olarak kesilmesi ve yapılan işlerin sonuçlarının bildirilmesi rica olunur. Bu talimatın yerine getirilmesine engel olacak telgraf memurları bulundukları yerlerde derhal divan harbe verilerek haklarında en ağır ceza uygulanacaktır. İş bu tebligat gereğinin yerine getirilmesi 20. 15. 13. ve 3. Kolordu komutanlarından rica edilmiştir. Alındığının bildirilmesi. Sivas'ta Genel Kongre Heyeti. Bu telgrafla verilen talimat daha sonraki telgraflarla da tamamlanmıştır. 11-12 Eylül gecesi yapılmış olan genel tebliğe ek olarak da şu ricada bulunuldu. Bu gece sonuç elde edilinceye kadar bütün komutanlarla sivil idare amirlerinin ve ilgili heyetlerin telgrafhaneden ayrılmamaları rica olunur. Genel Kongre Heyeti. Telgrafhanelere de şu uyarıda bulunuldu. Ektir. Bu tebligat gereğinin yerine getirildiği haberi kongre heyetince öğrenildikten sonra yine aramızda haberleşmeye devam edileceğinden telgrafhanelerde adam bulundurulması rica olunur. Kongre heyeti.